Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik NATO liderler zirvesi öncesi Amerika'dan Yunanistan'a hatta İsveç ve Finlandiya'ya sert mesajlar gönderdi. Üyelik kovalayan iki ülkeye kuru laf değil icraat istiyoruz diye seslendi. Çok değerli arkadaşlar, zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Dünyanın gözü kulağı 3 gün boyunca İspanya'da olacak. Başkent Madrid, tarihi NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor. Gözler Türkiye'nin üzerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantası ise en kritik başlıklarla dolu. NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Onlardan ilki İsveç'le Finlandiya'nın üyeliği. İki ülke başvuruyu yaptı ancak Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle geri adım atmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir mini zirve yapılacağını açıkladı. Laf değil icraat istiyoruz sözleriyle Ankara'nın duruşunu ortaya koydu. Biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar yapacağız. Bunlar hep laf üretiyorlar. Konuşuyorlar. Aynı günün akşamı İsveç Devlet Televizyonu'nda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış. Orada bize veriyor, veriştiriyor. Biz tabii kuru laf istemiyoruz. Biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun öncü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne de seslendi. En önemli Amerika ile olan görüşmemiz F-16 meselesiydi. Orada da yine bir oyalama taktiği gidiyor. Başkan Joe Biden'la zirve kapsamında görüşeceklerini açıkladı Erdoğan. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yapılan silah yardımlarını hatırlattı. NATO'nun görmezden geldiği bu konuda tepkisini bizzat kendisinin ileteceğini açıkladı. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bütün bu terörle mücadelede binlerce tır, araç, gereç, silah teröristlere bunlar verildiği halde acaba NATO burada ne yaptı? Tırlar dolusu silahlar Amerika'dan geldi. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Bunları da Sayın Biden'la bu akşam veya yarın yapacağımız görüşmede ona da yine dile getireceğiz. Ve Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan. Şahsiyetli bir duruş göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Ve Türkiye'nin özellikle duruşundan biz taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komşuyla bağların artık koptuğunu bir kez daha vurguladı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis ise asla görüşmeyeceğini söyledi. Atina yönetimine Ege'de provokasyondan vazgeçin mesajı gönderdi. İkili bir görüşmeyi benim Mitsotakis'le yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımız vardı. Ne dedim? Biz bunu kaldırdık. Artık Yunanistan'la bizim yüksek düzeyli stratejik konsey diye bir toplantı yapılması mümkün değil. Bitti o iş. O kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler.